Günaydın herkese, hayırlı sabahlar. Kahvemi içtim, suyumu aldım elime. Saat daha 9.30 arkadaşlar. Ben çok erken kahvaltı yapamıyorum. Duru tabii ki acıkıyor. Azra ile Rıza gittikten sonra başıma dikiliyor. Acıktım ne yiyeceğim, acıktım ne yiyeceğim. O yüzden kalkıyorum ben de. Ona hazırladım. 2 tane yumurta haşladım. 2 dilim ekmek kızarttım. Ekmek kızarması istedi. Peynir de koydum ama peyniri bitirmemiş. Ekmeklerini yemiş, 2 yumurtayı da yemiş. Yumurtayı çok sever, ben de çok severim, bana çekmiş. Ben sadece yazın haşlanmış yemiyorum. Yazın böyle bir şeylerin üstüne kırmayı seviyorum yumurtayı. Yoksa haşlanmışı yazın tüketmiyorum ama ben de her türlü severim yani. O tabağını bitirmiş, ben de dedim bir kahve yapayım, görümcemi izleyeyim. Ondan sonra bir iki arkadaşa daha bakıyorum. Sabahları böyle fırsatım oluyor kahve içerken. Öğleden sonra ya da akşam artık kimseyi izleyemiyorum yani. Sabahtan baktıysam bakmışımdır o videolara. Yorumlarınıza baktım. Bir sürü yorum gelmiş. Elifciğim biz sizi biliyoruz. Sizin aileyi seviyoruz. Sizler çok değerli insanlarsınız diye. Eksik olmayın. Dünkü videoyla alakalı tabii ki. Bizi bilen biliyor zaten. Bu bilmeyenler açık arayan insanlar arkadaşlar. Sırf zaten canımızı sıkmak için yorum yapan insanlar. Alıştık tabii ama bazen böyle alışmadığımız hani hayır ya bu biz değiliz, bize böyle diyemez, hani biz böyle insanlar değiliz diye açıklama gereği duyuyorsun kendini. Dün öyle konuştuk, hatta baktım Yeşim abla da konuşmuş, onun da canını sıkmışlar, az önce ona da baktım. Oluyor işte maalesef ama iyi ki güzel insanlar var, sayınız çok fazla. Zaten sizler sayesinde yine bu işe böyle devam ediyoruz senelerdir, uzun zamandır. İyi ki varsınız gerçekten. Bunu böyle sabah sabah söylemek istedim. Bugün benim misafirim var arkadaşlar. 5'ten sonra Pilates hocam, Pilates hocamın eltisi Serap abla ve onların bakıcısı Ebru abla gelecek. Serap abla burada Zonguldak İlköğretim'de öğretmenlik yapıyor çok uzun yıllardır. Kendisi çok da sevilen bir öğretmen. Zonguldak İlköğretimi burada. Buralılar bilirler. Belki hatta öğrencileriniz bile vardır. Yani öğrencileri bile vardır beni izleyenler arasında. Serap abla gelecek. Hala abla benim Pilates hocam. 2,5 ay oldu tanışalı ama biz birbirimizi çok sevdik. Çok alıştık birbirimize. Çok da iyi anlaşıyoruz. Bir türlü böyle vakit ayarlayamıyorlar. Ben hep hani kahve içelim, oturalım. Dışarıda bir yerlere bir iki kere gitme şansımız oldu ama bugün de işte 5'ten sonra bana Serap abla dersten çıkınca, Ebru abla da 5'te işten çıkıyor. Hala abla da 5'e ders almamış, özel ders verdiği için. Bugün ayarlayıp nihayet bana gelecekler. Sadece kahve içeceğiz, hiçbir şey yapma, diyetteyiz diyorlar ama özellikle Serap abla hiçbir şey yapmasın sakın demiş. Ama tabii öyle olmuyor, ilk kez gelecekler, ben öyle huzursuz olurum. Bir şeyler hazırlamak istiyorum, bakalım. Beraber yaparız. Önce bir evi derleyeyim, toparlayayım. Koltukları bir süpürüp şu el mopuyla bir sileyim üstlerinden. Toz alayım, tuvalet tarafını falan halledeyim. Ondan sonra da zaten mutfağa geçeriz, bir şeyler yaparız. Burada 5 çayı gibi otururuz, bakalım iyi olacak benim için de. Rıza annesine geçecek işten doğru. Zaten onlarda birkaç saat vaktimiz var dediler. Birkaç saat burada balkonda keyif yaparız, bakalım. Böyle bugün yani misafir hazırlığında beraberiz arkadaşlar. Ben 11'e doğru kahvaltımı yaparım. O yüzden bir 2 bardak daha su içerim. Gideyim çamaşır var katlanacak, onları bir katlayayım. Ondan sonra da yine mutfakta buluşuruz, bakalım. Kendime az bir çay yapmıştım kahvaltı için. Saat 11 oldu. Şok markete gidip geldik. Eksiklerimi alayım dedim. Şöyle yoğurt aldım tarihine bakarak. Daha zamanı bayağı var. Haziran'ın 11'inde diyor. Yeni gelmiş bunlar. Ekmek de aldım. O da Haziran'ın 10'unu gösteriyor. Böyle tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Özellikle şoktan alırken. Çok tahıllı ekmek aldım. Tava ekmeği. Bu güzel oluyor. Ben bunu seviyorum. Yumurta aldım. Şurada son 2 yumurtam kalmıştı. Tart kek yapacağım. Onun için ayırmıştım. Mayonez aldım. Şöyle ince bulgur aldım. Limonum hiç yoktu. 2 tane şöyle sütlü çikolata aldım. Tart kekin üstüne ganaj yapacağım. Şöyle kırmızı elma aldım. Ceviz içi aldım. Bu da 19.90'dı. 25.90 olmuş arkadaşlar. Zam gelmiş bu ceviz içine. Süt aldım bir tane. Bir de kavun canım istedi orada görünce. Bakalım inşallah güzel çıkar. Ben kavunu çok severim. Karpuz o kadar değil de. Karpuz birkaç kez aldık Duru seviyor diye ama kavunu ilk aldım. Bakalım inşallah güzel çıkar tadı. Şunları da şöyle içip içip atıyorum biliyorsunuz. Dolduruyorum damacanadan. Elimin altında iyi oluyor. Bunları yerleştireyim. Ben bir karnımı doyurayım. Ondan sonra
Hazırlıklar başlasın bakalım. Aldıklarımı yerleştirdim. Önce güzel bir kahvaltı yapayım. Bayağı acıktım. Şöyle kendime tabak hazırladım. Bir dilimde bu tahıllı ekmekten koydum. Ben bunu seviyorum. Gerçekten çok tahıllı tava ekmeği diye geçiyor Şok'ta. Görürseniz alın. Tarihine bakın ama mutlaka. Şimdi çayımı da getireyim. Patatesli yumurta yaptım gene. Sadece bir yumurta kırdım üstüne. Bir tane küçük patates doğradım. Bunu çok seviyorum. Çayımı getireyim. Çayım da mis gibi olmuş. Demini almış. Markete gidip geldik ya. Bayağı bekledi. Dinlendi. Şöyle oturayım. Bu akşama kadar beni idare eder. Çünkü akşam 5'ten sonra artık onlarla birlikte yerim. Şöyle güzel bir kahvaltı yapayım arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Kahvaltımı yaptım. 3 fincan çay içtim. Hatta biraz daha çayım var. Şimdi bir bardak daha dolduracağım. Çaylara doyamadım. Hemen şu tart keki fırına göndereyim arkadaşlar. Ganajını da yapayım. Kremayla yapacağım zaten. Bunun ölçülerini yine isteyen olursa zaten yazarım size ama çekmedim. Daha önce birkaç kez yaptım kanalda. Şunu ben spatula ile alayım. Kalıbı bu arada margarinle yağladım. Fırını çalıştırdım. Şimdi fırına gönderiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz vuralım. Havası çıksın. Ganaj için gerekli malzemeler 2 paket sütlü çikolata, bir de 1 kutu krema arkadaşlar. Kaynatmayacağız. Kremada çikolata çözüldükten sonra altını kapatabiliriz. Yani kaynatmaya gerek kalmıyor. Kremayı önce biraz eritelim, sonra çikolataları ekleyelim. Kremamız böyle çözüldü arkadaşlar. Altını hemen kapattım. Burada çikolatalar var bakın. Ben biraz bitter damla çikolata da koydum. 2 paket sütlü çikolata, birazcık da damla çikolata. Şimdi bunun sıcaklığıyla çikolataları eriteceğim ve ganajımız hazır. Bu tarif çok güzel oluyor. Yani kekiyle birlikte harika bir pasta tadında oluyor. Sıcaklığıyla eriyor. Tart kekimiz pişti arkadaşlar. Birazdan ters çevireceğim. İlk sıcaklığı bir gitsin. Ganajımız hazır. Hala ılık böyle. O zaten fark etmiyor ılık olması. Ne yapacağım? Buna çevireceğim. Üzerinde birazcık böyle sütle ıslatayım diyorum. Sütümü de böyle hazırladım. Bir tatlı kaşığı Nescafe'yi sıcak suyla erittim. Sütle karıştırdım. Kahveli tat gelsin. Güzel olur. Bunu böyle bir kere yapmıştım sanırım. Güzel oluyor. Kahve tadı geliyor. Nescafe tadı. Bunu da ıslatacağım arkadaşlar. Önce bir ters çevirelim de. Kalıptan hemen çıktı gördüğünüz gibi. Ve günün tatlısı hazır arkadaşlar. Burada iyice soğusun, ondan sonra dolaba kaldıracağım. Şurada kapağı da var onun. Kapağını kapatıp dolaba alacağım. Dediğim gibi ganajını sürdüm. Şöyle cevizle süsledim. Böyle hazırlık tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel cevizli lokmalı kurabiyeler yaptım. Ceviz içi var içinde çekilmiş. Bunu da yine tarifini size isteyen olursa zaten yazarım. Çıktıktan sonra üzerine pudra şekeri serpeceğim. Böyle lokmalı kurabiye, ceviz katmaya da bilirsiniz, sade de yapabilirsiniz ama ben iç varken katayım dedim. Cevizli kurabiyelerim de pişti arkadaşlar, bakın böyle tombul tombul oldular. Şöyle altını da göstereyim. Şöyle biraz sıcaklığı gitsin, pudra şekeri serpeceğim üstüne. Bu standlı sunumluğumu alacağım. Güzel bir şarkıyı ona ve bütün sevdiklerine de hediye edeyim. 30 Mayıs'ta doğum günüydü. Gerçi canlı yayında kutlamadım ama olsun. Ben böyle geç olan her şeyi seviyorum. Geç olan her şey güzeldir. Kulağız radyolar. Birazdan diğer sayfa mesajlarınızı okuyacağım. Kurabiyelerimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Ay, en sevdiğim şarkı çıktı arkadaşlar. Tan'ın son şarkısı. Harika bir şarkı. Kurabiyelerimiz de hazır arkadaşlar. Bir kurabiye nasıl lezzetli olabilirse o kadar lezzetli. Yani ne kadar lezzetli olabilirse abartmıyorum. Tarifi yaptığınızda anlarsınız zaten. O ceviz parçaları falan ağzınıza geliyor ya. Çayla bundan kaç tane yenir vallahi.
İyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz bilmiyorum. Buna böyle poşet geçireceğim. Biraz kendini çeksin, soğusunlar. Kenarda beklesin şöyle. Ben şimdi ışık hızıyla evi temizlemeye gidiyorum. Hızımı alamadım arkadaşlar. Evi süpürmeye başlamadan önce dereotlu poğaçamın hamurunu yoğurdum. Burada dinlensin bir yarım saat. Ondan sonra arasına peynir koyup şekil vereceğim. Bu da çok güzel oluyor. Yine tutan tariflerimden bir tanesi. Saati 3 yaptım arkadaşlar. Vallahi bir Nescafe yaptım. Azıcık mola vermem lazım. Bütün evi temizledim. Toz aldım. İnceden süpürdüm her yeri. Tuvalet tarafını temizledim. Şimdi bir kahvemi içeyim. Ondan sonra poğaçanın şeklini vereceğim. Kahve keyfinden sonra tabii ki oturmadık. Dereotlu poğaçanın şeklini verdim arkadaşlar. Şimdi fırına göndereceğim. Saat 4'e 10 var. Ancak yani 5'te gelecekler. Burada da kısırımız soğudu. Yeşilliklerini ekleyeceğim. Maydanoz, marul koyacağım. Ne yaparım başka? Biraz da havuç rendelerim. Ben içinde seviyorum renk olarak. Ben buna çok böyle işte domatestir, salatalıktır. Onlar sulandırıyor. Onlardan katmıyorum arkadaşlar. Sade yapıyorum. Güzel de oluyor. 3-4 tane de sarımsak kavurdum içine soğanla birlikte. Sarımsak çok güzel tat veriyor. Mutlaka deneyin. Bu piştikten sonra yine bir yığın bulaşık oldu. Bulaşıklarım var. Yine çaydanlığımı falan cifleyeceğim. Onları hallederim. Evet, kısırım da hazır. Bir tane limonu sıktım arkadaşlar. Maydanoz, marul, pul biber koydum. Bir de havuç rendeledim ben. Vallahi bir tepsi kısır yapmışım ama güzel oldu kıvamı. Kısırım da hazır arkadaşlar. Böyle üzerine buzdolabı poşeti geçirdim. Şu servis tabağımı da çıkardım. Onun takımı zaten. Ve dereotlu poğaçalarım piştiler. Şimdi aldım fırından. Onları da bu tabağa alacağım. Tabaklarımı hazırlıyorum bir yandan. Şöyle. O yeni aldığım çatal kaşık setini çıkartacağım arkadaşlar. Böyle misafirlerim de bir yarım saate gelirler bakalım. Ben de üstümü değiştirmeye gidiyorum. Üstümü de değiştirdim arkadaşlar. Çay suyunu koydum. Son bir iki bulaşık vardı. Onları hallettim. Tepsileri yerine koydum derken. Vallahi zaman bugün nasıl geçti anlamadım. Birazdan gelirler. Balkona tabakları çıkardım ama mamalarımızı daha koymadık. Onlar gelince koyarım. Ben de acıktım. Kahvaltıyla duruyorum. Hiçbir şeyin de tadına bakmadım. Sadece kısırdan bir çatalı aldım. Kıvamı çok iyiydi. Yani tadı tuzu her şey iyiydi. Diğerlerin tabii ki tadına bakmadım. Onları bekliyorum bakalım. Saati 9.30 yaptık. Pijama moduna geçtim. Öyle geldim valla. Telefonum şarjdaydı. Bir de erkek kardeşimi biliyorsunuz İsmail'i. Gerçi erkek kardeşim derken sanki başka kardeşim varmış gibi. Neyse kardeşim geldi. Onunla da oturduk. Nescafe içtik. Tabak hazırladım ona. Selam mı vermek istiyorsun? Evet. Misafirlerim 6-6.30 gibi kalktılar. Çok güzel vakit geçirdik. Bir demlik çay içtik. Mamalarımı beğendiler, memnun kaldılar. Valla ben de memnun oldum. Hoş sohbet, güzel. Sevdiğin insanlarla olunca daha da güzel oluyor. Güzel yedik içtik, oturduk yani anlayacağınız. Onlar gittikten sonra mutfağı toparladım. Sonra da erkek kardeşim aradı işte. Gel dedim, sen seversin böyle şeyleri. O da geldi, çarşıdaymış. Bayağı oturduk, az önce kalktı artık, eve gitti. Rıza da annesindeydi, birazdan gelir. Ben de yeni bir dizi başlamış kanalda ya da ona sardım şimdi. Bakalım güzel bir diziye benziyor. Bu yaz dizileri başladı ya. Bu Masumiyet'te oynayan kız oynuyor. Adı aklıma gelmiyor şimdi. O renkli gözlü kız var ya. Mutlaka izleyenleriniz olacaktır. Bakalım güzel bir diziye benziyor. Birazdan bir çay demlerim Rıza geldikten sonra. Dereotlu poğaça falan çok güzeldi. Kısırın tadını çok beğendiler. Elif dedi bunda, Hale abla dedi ki bunda değişik bir aroma var. Ne katıyorsun dedi. Dedim sarımsak katıyorum soğanını kavururken. Ay çok güzel dedi, bir tat vermiş ona dedi. Hani
değişik bir tat geliyor falan. Ben hep sarımsak koyarım. Daha önce de söylemiştim. Soğanla salçayı kavururken mutlaka 3-4 diş de sarımsak rendelerim içine. Mutlaka deneyin onu. Siz de beğeneceksiniz. Böyle güzeldi yani. Bana hediyeler getirmişler. Birazdan sizlerle paylaşırım onları da. Dizi de bu arkadaşlar. Bakın adı neymiş? Seversin. Vallahi gözüm uzağı da görmüyor. Onu okuyamadım, inanır mısınız? Duru, beğendin mi diziyi? Bakmıyorsun ki. Dizi reklama girdi. Bir akşam çayı demleyeyim dedim. Rıza da yoldaymış. Gelir birazdan. Şöyle Hale ablanın aldığı fincan setini göstereyim. Nescafe için çok hoşuma gitti. Düşünmesi yeter. Böyle ikili fincan getirmiş. Kahve sever bir insana ne getirilir? Tabii ki fincan getirmiş o da. Vallahi almasa da olurdu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu da Ebru abla getirmiş, sağ olsun. Balkonuma koyacağım, masanın üstüne, böyle göstereyim diye buraya getirdim sizlere. Yoksa balkonda duruyor geldiğinden beri. Serap abla da Duru'ya nazar boncuğu getirmiş ama Duru Hanım onu saklamış, bulamıyorum. Benim o diyor ve bana vermiyor. Şöyle büyük bir nazar boncuğu getirmiş balkona asarsın diye. Keselerine bereket, düşünmeleri yeter. Gerçi bunu yıkayacağım, kutusuna koymasaydım. Böyle arkadaşlar, burada da veda edeyim. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Sizler de izlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.